dünya basit enfeksiyonların yeniden tehlikeli bir hale dönüşmek üzere olduğu bir evreye giriyor. Uzmanlar kaygılı. Birdenbire 50, 60, 70 yıl önce antibiyotikler keşfedilmemişken doktorluk yapmanın nasıl bir iş olduğunu görüyorsunuz. İnsan sağlığına karşı en büyük risk unsuru oluşturan bakterilerle mücadelede yeni antibiyotiklere ihtiyaç var. Huzur evlerinde yaşayanlar ve hastanelerdeki hastalar büyük risk altında. Yetişkinlere oranla bağışıklık sistemleri daha zayıf olan ve yetişkinlerden daha düşük dozda antibiyotik alabilen çocuklar da tehlikede. Uzun zamandır farklı antibiyotik kaynaklarının hizmetimizde olduğu rahat bir dönem geçiriyorduk. Ne zaman bir antibiyotik etkisini yitirse yeni kaynaklara yöneliyorduk. Ancak devir değişti. Amerika 2010'da yeni antibiyotikler üretmeye başladı. Yeni antibiyotik kaynaklarımız var, ancak sayıca yeterli değiller. İlaça direnç gösteren bakterilerin sayısı çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Yeni kaynaklar normal mutasyonlarla da başa çıkmaya yetmiyor. Yeni ilaçlara direnç göstermek için sürekli evrim geçiren bakteriler mutasyon becerisi elde ettikleri anda bu beceriyi diğer bakterilere de geçirebiliyor. Sadece Amerika'da her yıl antibiyotiğe direnç gösteren 2 milyon enfeksiyon vakası görüyoruz. Bu vakaların 23 bini ölümle sonuçlanıyor. Hastalıkları önleme ve kontrol merkezi hastane ve doktorlardan antibiyotikleri aşırıya kaçmadan kullanmalarını istiyor. Ancak aşırı kullanım dışında ilaçları yararsız kılan başka etkenler de var. Antibiyotik direnci sadece aşırı miktarda antibiyotik kullanmaktan değil, enfeksiyonların hijyen yetersizliği nedeniyle yayılmasından da kaynaklanıyor. Mikroplu yüzeylerle istemeden de olsa temas etmekte büyük bir sorun. Hastalar da bu mücadeleye katkıda bulunabilir. Hastaların kendilerini iyi hissetseler bile yazılan antibiyotiklerin hepsini kullanmaları son derece önemli. Yine de küresel çapta antibiyotik sonrası çağın getireceği olası felaketlere karşı önlem almak şart. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.